15 Temmuz gecesiydi. Hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı. Gün bugündü. Bütün millet ayağa kalktı. Çoluk çocuk, ihtiyar genç sokağa aktı. Demokrasi darbe yemiş. Şaşkındı millet. Ya özgürlük bundan sonra yahut da zillet. Milyonların ayak sesi titretti yeri. Elde bayrak, dilde tekbir koştu ileri. Demokrasi destanında şahitler biziz. Bir ölünce bindirilen şehitler biziz. Başkomutan emir verdi. İnin meydana. Sahip çıkın al bayrağı aziz vatana. Serden geçtik vatan, millet, Allah aşkına. Bütün dünya bunu görüp döndü şaşkına. 15 Temmuz gecesi karanlığa boğulmak istendi bu ülke. Namluların düşmana doğru dönmesi gerektiği yerde silahlar halka çevrildiğinde vatanı koruma görevi üstlendi bu millet. Geceye yenilmedi bu halk. Vatanı için savaştı. Ve şairin de dediği gibi ödül olarak bir sabaha, bir gündüze ve güneşe kavuştu. Milli iradeye leke sürdürmemek, göğsümüze namahrem eli değdirmemek için canını hiçe sayan şehitlerimizi ve gazilerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyoruz. O geceyi bir daha yaşamamak için önce unutmamak gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu sebeple bugün anısına adını verdiğimiz bu meydanda, Zeytinburnu 15 Temmuz meydanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik sergimizi açıyoruz. Zeytinburnu Belediye'mizin düzenlediği açılış programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanımız Sayın Ömer Arısoy Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz. Gözüküyor mu? Çok değerli Askerlik Şubesi Başkanımız, değerli AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı, yol arkadaşım, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Müftümüz, değerli mesai arkadaşlarım, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik sergimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Açılış konuşmasını ya da sunumu yapan arkadaşımızın da söylediği gibi 15 Temmuz o karanlık gecenin ve aynı zamanda demokrasi zaferimizi bu yıl 4. yıl dönümünü yaşıyoruz. İnsan nisyan ile mağluldür derler. İnsanoğlu unutur. Fakat bu 15 Temmuz, ondan sonra başka birçok önemli olay yaşasak da unutmamamız gereken, unutulmaması gereken bir olay. Bu sebeple burada 10 gün boyunca açık kalacak olan bir sergiyi hazırladık. Gezince göreceksiniz, sergi gerçekten 15 Temmuz'u bütün yönleriyle anlatan bir sergi. Burada gördüğünüz fotoğraflar hepsi gerçek, bunu hepimiz biliyoruz. Bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insanlarımızın üzerine kurşun açıldı. Ateş edildi. Ama hepimiz yaşadık bu meydan. Nitekim o olaydan sonra 15 Temmuz meydanını aldı. Bu meydan nöbetleriyle meşhur. Hepimiz burada nöbet tuttuk. Ben de o zaman burada çalışmıyor olmama rağmen buradaki nöbetlere çoluk çocuğumla birlikte katılmıştım. Bizim bir kamu kurumu olarak üzerimize düşen borç gerçekten bu hissiyatın olabildiği kadar diri tutulmasını sağlamak. Bunu diri tutalım ki bir daha başımıza böyle şeyler gelmesin. O gece
hepimizin şahit olduğu üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın yol vermesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle milletimiz gerçekten büyük bir irade ortaya koydu. Büyük bir millet olduğunu yeniden ve bir kez daha kanıtladı. Biz bugün malum salgın dolayısıyla mesafeli sadece kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerimizin, meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın katıldığı bir açılış töreni arzu ettik. 10 gün boyunca burada açık kalacak. İnşallah hemşehrilerimiz burada bir kez daha 15 Temmuz'da başımıza gelen şeyi yeniden yaşayacaklar. Bu vesileyle ben de bütün şehitlerimizin ama özellikle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Gazilerimizi de elbette minnetle anıyorum. Sağlık, afiyet diliyorum. Hepinizi açılıştan sonra sergiyi gezmeye davet ediyorum. Tekrar geldiğiniz için, teşrifiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 15 Temmuz'un unutulmamasına küçük bir katkı diyelim. Bismillah diyelim. Adliyemizi alanı gezmek üzere sergi bölgesine doğru davet ediyoruz. Görevlerimizin uyarılarına riayet etmenizi ve sosyal mesafeyi dikkate almanızı önemli rica ederiz. Gece alanımızda alanın sağ tarafından başlayarak giriş yapacağız. Sergi alanımız yarın saat 13'ten itibaren açılacak olur. Her gün saat 13-22 saatler arasında hizmetlerimiz 26 Temmuz Pazar günü saat 22'ye kadar hizmet verecek olup tüm Zeytinburnu halkımızın ve İstanbul'umuzun hizmeti olacaktır. Konferans yapıyor.